Kul köle olmadın mı Necmi? Gönül kuşunu niye uçurursun Necmi? Delirdi mi bu adam? Necmi, aklımı başımdan uçurdun. Ne oldu hanım? Ay ne olacak Celali Bey? Necmi'yi kesecekmiş. Kapının önünde böğürüyormuş. Ya benimsin ya kara toprakları. Hay Allah. Türkiye'yi güme sakışladık görüyor musun? Affettiniz mi babacığım? Etmedim. Vazgeçtim. Benim ağzımın kulağımın kimseye zararı yok ama sen ağzını açtığın zaman Bedici'yi ayağa kaldırıyorsun. Aç ağzını. Kapat. Şimdi ben tamam demeden bu baklayı ağzından çıkarmayacaksın. Bu bakla ağzında durduğu müddetçe tek kelime etmeyeceksin. Yok mu gönlünde bir namzet? Var. Var ama sana söyleyemem. Sen şimdi kızarsın. Şimdiye kadar hangi gönül meselesine kızmışım ki? Söyle bakalım kimmiş, tanıyor muyum? Tanımaz mısın canım? Dünürü. Ay 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 ay. Nusret Beyciğim, Allah seni inandırsın. Ben bu yaşıma geldim. Ömrümde senin dünürün kadar beni can evimden vuran, mesut hayran eden, esiri altına alan bir cinsi latifle tanışmadım. Nezaket Hanım, benimle evlenir misiniz? Ne? Sen ne diyorsun be adam? Yok evladım, ben dışarıdan. Ne evladım? Bana hala evladım mı diyorsun? Sen benim babam mı oluyorsun? Ya ben ölecek ya seni öldürürüm. Haydar Paşa'dan kalkacak olan 10-30 sefer sayılı Şark Ekspresi harekete hazırdır. Hocam bunlar kaçacak. İyiye kaçsınlar. Dönmeyen akıllıdır. Bu ekmeği ona götür. Pişirip sana geri verirse seni affetmiş demek. Nedir bu? Siz ne isterseniz al. Bu raddeden sonra kararınız ne olursa olsun. Başım gözümüz. Abla! Enişte! Abla! Ne yapıyorsun lan? Ya Vefa Efendi. Allah'ın aşkına söyle şu delillerine de bıraksınlar peşimi ya. Yeni başı. Peşine niye taktın? Enişte. Seni yaptığın için. Dikkat! Hazır ol! İstikamet! Hastane! Başmanız! Bir hoş geldin yok mu ya? Kızı kulağım. Oh. Bunun gözlerinin akı görünüyor. Bu devirde ekmek iki yerde bulunur. Bir aslanın midesinde, bir de ekmek teknesinde. Selamünaleyküm kahve milletiyle insanları. Sen ayakta uyuyorsun oğlum. Yıkanıp yıkanmadığın da belli değil ki arada. Yengen geliyor, koş iki gazoz kap. Tamam abi. Evlensek ben sana bütün dünyayı alırım. Ne diyorsun sen be? Allah! Allah! Ne haber lan deli? Bu çocuğa şahit ol, kefil ol, ifade ver. Anne, Allah aşkına söyle. Ulan bu para bizi bozmasın be. Durun merdekler dostum. Kız çocuğun böyle kıyafetlerle çocuğun burasını burasını teşhir etmesi pek yakışık almıyor efendi. Görücü gelecek, siz hala uyuyun.
Jale ya? Ona ne lan Jale'den? Peki zeytini getiren kuş dişi miydi erkek miydi? Usta! Başlayacağım ustana. Nerede sultan kerkeneyiz? Ne bilek sildik, Allah arttırsın. Sofrayı da Kur'an kaldırsın. Ay Necip ablacığım, çok teşekkür ederim elbise için. Bunu sandıktan çıkarmasaydım ben giyecek hiçbir şeyler bulamazdım. Allah tamamını erdirsin tontişim. Sana layıkmış. Ay vallahi rüya gibi. Biri beni rüyamdan uyandıracak diye öyle ödüm kopuyor ki. Hiçbir şey olmaz benim tontişime. Siz mutluluğu çoktan hak ettiniz. Necip abla. Sizin şu işte bir düzelseydi hayırlısıyla. Belki bizim nişanımızda sarmaş dolaş olursunuz ha? Hayırlısı. Ne Necip abla? Bu Sühayla senin için. İnşallah bir ömür boyu lokmanızı paylaşırsınız. Ay, Necip abla. Babacığım, bir ses çıkmaması hayra mı arama şerre mi? Kadının sessizliğinden korkmak lazım. Babacığım, iyi manada mı kötü manada mı? Her iki manada da korkmak lazım. Babacığım dayanamıyorum. Öleceğim merakımdan. Dayanırsın, dayanırsın. Olmadı seni pişirir göndeririz. Ne dersin ha? Emir telakki ederim babacığım. Çocuklar. Ben Cengiz'in işini halletmeye gidiyorum. Siz akıllı durun yoksa veca iş yaparım. Cengiz'i alırım sizi veririm ha. Tamam usta sen merak etme. Usta. Ben de davetli miyim nişana? Davetli değilsin. Oğlum, sen artık bizim evladımızsın. Davet ne demek? Teşekkür ederim usta. Babacığım, irtibatı koparmayalım. Arzular şelale. İnce kabuklarından sesleydin bari be. Koca pazardan teker teker ayıkladım. Kova kova suyu çıkar bunların. Sizin payınıza da limonata mı düştü? En iyisi düştü Nusrettin Bey amcacığım. Galon galon imal edip misafirlerin damak zevkine sunarız. Hani tadıcı başlılıkla serinleriz. Limon kabuklarını yesem yeter be. Çok yiyip karnını şişirme. Bayağı nevale var. Gözün kalır sonra. Oy 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 oy. Ya her boşluk doldurulur ben Nusrettin Bey amca. Şunu unutmayınız ki su kendi yatağını bulur. Hadi bugün köfteyle uğraşmayın. Eyvallah. Bari pişmiş köfteleri yanımıza alsak mesai aralarında at üstündürüz. Bugün nişan günü değil senin bayram günü. Anneciğim böyle vücudumun böyle bütün böyle kablolarını çekmişler. Sanki böyle elektriksiz kalmış radyo gibi. İçim böyle bir gidiyor bir geliyor. Bir gidiyor bir geliyor. Ay yo ay. Ay benim de içimi kıydın. Ay evladım heyecanlandı. Heyecanlandı çocuğum. Yok. 10 defa nişanlanmıyorsun ki. Anne mümkünse ben Mehpare'yle daha 10 defa daha nişanlanırım ama benimki böyle heyecandan değil. Ya ben biliyorum heyecanlı halimi. Ben böyle bak heyecanlanınca lastik top gibi zıp 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 bir o köşeden bir o köşeye böyle zıplayıp duruyorum. Böyle içimde pervaneler dönüyor. Böyle borular ötüyor. Tamtamlar çalıyor ama bu heyecan değil. Benim dahili suhunetim çok yüksek. Böyle Antarktika'nın bütün buzullarını kırıp kırıp içime yerleştirmek istiyorum. Evlat, madem ateşin var durma ütünün başında durma. Nasıl durmayayım anne ya? Böyle muntazaman düzgün oluyor mu olmuyor mu merak ediyorum. Görmem lazım bak. Bak görmem lazım deyince böyle gözlerim geriye doğru gidiyor. Dur bakayım. Ay hay Allah'ım ya Rabbim. Evladım tebeşir tozumu yuttun. Hakikaten ateşim var. Anne ben güneşe mi çarpıldım acaba? Benim böyle böceğimin üstü şimdi böyle bir açık ya. Direkt ışın mı aldım ki? Ben ayhan ışık gibi olmayayım. Bravo Süleyman. Bravo. Tam gününü buldun. Aferin evladım.
Aga. 364 gün 6 saat ateşleneyim demiyorsun, tam gününü buluyorsun. Ay ben şimdi ne yapsam ki? Yürü yürü, kalk bahçeye. Kafanı yıkayalım, tamam mı? Güneş çarptıysa iyi gelir. Hay Allah'ım yarabbim, hay Allah'ım yarabbim. Hepimiz çok güzel giyinmeliyiz. Ama ablamızdan biraz sönük kalmalıyız. Evet, o kutup yıldızı olsun, biz de küçük ayılar. Takım kuralım küçük ayılar diye. Nasıl olmuşum Necip abla? Ah tontişim, su birisi gibi olmuşsun. Çok teşekkür ederim. Sonay, ablamızdan bir nebze sönük kalmalıyız. Ne yapayım Songül? Gidip bir koşu ameliyat mı yaptırayım? Hayır, elbiseyi ameliyat ettirelim. Şöyle bir narkoz yardımıyla biraz gözlerimiz kısılıyor. Dur, dur, dur. Sen niye böyle küçük hanım gibi oldun? En küçük aptal bulayım. Tabii ki küçük hanım olacağım. Necip abla sen ne giyeceksin? Bilmem, bir şeyler giyinirim işte. Celal abi mi kafana takıldı? Yok, nereden çıkardın? Uzaydaki Neil Armstrong gibisin de. Biz de uzaya ilk fırlatılmış keçiler gibiyiz. Ah be ablam, hiç olmazsa şu güzel günde bana bir erkek işi verseydin patates soyduracağını ya. Ayrıca nişanlı da böyle patates takıldığını ben şahsım adına ilk defa görüyorum ha. Ay benim de maytap yapma Cengiz. Ay adam gibi soy, patatesin yarısını götürdün canım. Öyle soyulmaz ki bak böyle böyle bak bak ince 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 bak zar gibi zar gibi ha, soyacaksın. Tamam zar gibi oldu. Ablam düşeş mi olsun dubara mı hep yek mi pencüse mi ha? Elinin kör olsun. Yani şu patatesi de kumara benzettin ya. Nimet çarpacak seni. Ha be ablam. Çarpan çarpmış zaten be. Bak yani şu hususi günde evde şahsen basur kaldık. İyi tamam hadi çık. Çık dışarı çık. Çık da güllabiciler götürsün seni. Ellerinde lamba dükkan dükkan seni arıyorlarmış. Nereye götürecekler? Niye götürecekler? Niçin götürecekler? Ya ben bulunmaz Hint kumaşı yiyeyim mi be? Ay of Cengiz be of be. Ağzınla değil, elinle iş yap. Tamam. Şu nişan gününde koskoca kız babasını tımarhanelere yolladın ya. Ayıbınla otur. Abla, çok ayıp. Şu kutsal aile müessesesinin temellerini benim attığımı unutma. Rica ederim. Ha, var mı üstün başın bir şey? Var. Deli gömleğim var, onu giyeceğim. Vortek. Ay, 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 dur, dur. Gözlerini öyle büyütme. Akı görünüyor, içim bir tuhaf oluyor. İyi, tamam. Gözümü kapayarak patatesi soyarım. Artık elimi keserim, kendimi bir keserim. Kendime et sotemi yaparım, onu Allah bilir. Ah! 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 Ulan dilim kırılsaydı söylemeseydim ben. Elimi çizdim. Ay, tohum attın işte. Ay, dur, dur. Madem orada siz varsınız, raporu ona göre düzenleriz. Hastaneden kaçışını bile görmezden gelebiliriz. Hay Allah sizden razı olsun Salah Bey. Bir aileyi yıkıntıdan kurtardınız. Beyim diye söylemiyorum. Ama bir gece daha burada kalsaydı canına kıyardım azaldı. Allah korusun, Allah korusun. Efendim, Hümeyra Hanımefendi, yaşlarınızı tam olarak alıyor musunuz? İyi alıyorum, hiç sektirmeden alıyorum. Hatta o ilaçlardan uşağıma da veriyorum. Bir faydası olur diye. Aman hanımefendi sakın ha, lütfen rica ederim yapmayın öyle şey. Ay Salah Bey çok yaşayayım. Herhalde benim ne kadar latifeci, ne kadar laklak bir kadın olduğumu unuttunuz. O ilaçlardan siz de kullanınız. Çok teşekkür ederiz hanımefendi, buraya kadar zahmet ettiniz. Aa, estağfurullah, ne demek. Sizin gibi bir ehbap için değil buralara. Tefizanlara kadar vesaitsiz, tabanvayla giderdim. Bu akşam nişanımız var. Şeref verirsiniz herhalde. Aa, ne demek, o şeref bana ait. Mutlaka icabet ederim. Salah Beyciğim, hakkınızı helal edin. Size bayağı yük olduk ama sizden başka da kafamızı kime emanet edebiliriz? Çok rica ederim hanımefendi. Sizin buraya şeref vermeniz bizim için büyük bir lütuftur. Efendim, selametle kalınız. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Güle güle efendim. Hiç umut yok mu doktor bey? Hümeyra Hanım düzelmeyecek mi? İlaçlarını bunda zaman alırsa her şeyi hatırlar.
Hatta kayınbiraderinizin kocası olmadığını bile hatırlar. Allah şifa versin. Oh! Oh! Anne, bu artezyen su ne güzel oluyormuş böyle ya. Dipten kuyudan alıyor, geliyor buz gibi. Evladım, bu sefer de üşüteceksin. Hiçbir şey olmaz anne. Sen böyle benim başımdan aşağı böyle dök, böyle şelale gibi akıt. Böyle düden gibi, manavgat gibi, tortum gibi akıt. Şu parçayı da ham yap bakayım. Hmm. Doğalı ekmek bu. Ben hiç iştahım da yok ama doğalı ya, tadı da bir değişik ha. Nereden çıktı evladım bu? Anlamadım ki nereden çıktı. Necip abla gözleri yaşlı, veriver. Ay ay, yiyin evladım, yiyin. Ah, yer göz doğayla dönüyor vallahi billah. Arzular şelale güzel insanlar. Oo, hoş geldin Celal abi. Biz de kendimizi böyle daha iyi hissedelim diye artezyenli sularla yıkanıp duvalı ekmek yiyorduk ha. Meyve getirdim ablacığım. Dolaba koyalım, akşam soğuk soğuk ikram edelim. Sağ ol Celal Bey. Ay, Allah sizi de nasip eder inşallah böyle bir gece. İnşallah ablacığım. Celal abi, sen de yer misin Necibe ablanın ekmeğinden? Mehpare, senin de başına güneş geçmiş olabilir. Çıkamıyorum bu güneşi oradan. Süha! Allah kezan vermesin, saçım başım bozuyor. Süha! Ver şunu bana, ver. Celal abi! Anne, koş, Celal abinin de başına güneş geçti. Çabuk koş. Her şey gençler mutlu olsun diye. Ama onlar da tutturdular bir açık hava nişanı diye. Yok böyle ampullerle, mampullerle, Edison'dan kalma usullerle gönül eğlendirecekler. Ne güzel işte Babeko. Onlar eğlenecek, biz de eğleneceğiz. Ya kötü bir şey mi söyledim? Senden söz çıkarma şimdi. Hayır, ben diyorum ki evde mevde aile arasında olsaydı da Nusret Efendi'ye de yük olmasaydı. Yük mük yok Babeko. El birliğiyle halledeceğiz işte. Ah, el birliği. Ne o? Yoksa dansöz gelmeyecek diye mi tavır yapıyorsun? Tövbe tövbe. Yahu ben dansöz görmemiş adam mıyım canım? Bizim birliğe her hafta dansöz gelir. Vallahi herkes böyle, bütün millet aç, aç, aç diye üstünü başını parçalarken ben gözlerimi böyle sıkı sıkı kapatıp böyle kafamı aksi yöne çevirip kapat, kapat, kapat diye iniyordum. İh. Neyse, ben gideyim de şu yavrucağın işten ucundan tutayım. Yetimdir, günahtır. Hadi bana eyvallah. Ben... Aman dikkat et Babeko. Süha seni parçalamasın. Yavaş atın çiftesi sert olur. Aman canım, ne yavaşı, ne diyorsun sen? Vallahi böyle bir savurdu mu? Nereden geldin? Nereye gidiyorsun? Anan kim, baban kim? Hiçbir şey hatırlamazsın. Hadi bana eyvallah. Abi, ciğerimde hava kalmadı. Şişir şişir bitmiyor. Ha? Ulan beğendin mi yaptığın lan pican? Ha? Boşu boşuna benim nefesimi tükettirdin. Ulan sen böyle benim hep nefesimi mi tükettireceksin lan pican? Ha? Sen benim ömrümü mü söndüreceksin lan pican? Abi ne alakası var? Senin ağzından kaçtı. Bak benim balonlarım kapkara sarı. Ulan sular tamam lan pican. Lan şişirilmesi gereken bir dükkan dolusu balon var lan. Bir işini yap lan, bir sus lan. Lan pican, biz bu balonları nasıl bahçeye taşıyacağız lan, he? He? Abi, bunlar hafif şeyler. Gözünde bitecek ne var ha? Taşırız. Lan onu demiyorum lan, Allah'ın armudu. Nasıl patlatmadan biz bu balonları tek tek bahçeye taşıyacağız? Onu soruyorum, Allah'ın armudu. Abi, şişirdik de taşıması mı kaldı? Ulan sus, tamam lan! Sus, işini yap burada burada. Konuşup duruyorsun. Üflemeli saz. Ayşen Hanım, gene de güzel bir vazife verildi tarafımıza. Ya vişne şerbeti arzu etselerdi, ha? Ellerimiz, yüzlerimiz kırmızılar içinde böyle apaçiler gibi, ha? Ay, ama vişne de pek güzeldir, mayhoş mayhoş. Çengelli iğnenin ince tarafını alacaksın. Böyle çekirdeğini dışarı pörtleteceksin. Ondan sonra o yumuşacık meyveyi ağzına atıvereceksin. Oy 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 oy. Ben şimdi nereden bulayım mevsim işlesi be? Böyle ağzımı sulandırıp duruyorsun.
Peki, vişne şerbetiyle fırından yeni çıkmış böyle sıcacık su böreği dumanı üstünde nasıl kombinasyon? Fevkaladenin fevkinde. Yani böyle uyumlu bir takım, sizin gibi böyle mükemmel bir teknik direktör az mı olur? Sizce neymiş? Yarım kiloda toz şeker koydun muydu? Oy 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 oy. Ya bir akşam olsa da nişan başlasa, nişan pastasının içinden çıksam değil mi? Siz kaleleri hep içten mi fethedersiniz Kirli Bey? Siz pastaları hep içten mi kemirirsiniz Aysel Hanım? Muhabbete limon sıkma. İşini yap, bozmayın. Rendan. Üf ya! Sizin yüzünüzden güzellik enstitüsü açacağım ha. Bu kadar saç ömrümde bir arada görmedim ya. Ay Songül, ömrümde 5. kere mi nişanlanıyorum? Bir kere nişanlanıyorum ya. Of of. Sanki kadınlar kuaförüne geldim ha. Vallahi kendimi Robinson Crusoe gibi hissediyorum ya. Ya dayı sen niye evde oturuyorsun? Dışarı çıkmamak için. Peki niye dışarı çıkmıyorsun dayı? İçeride olmamak için. Dayıcığım içeri şartları seni bir filozof, bir düşünen adam, bir Sokrates, bir Gonzales, bir Chico yaptı. Hadi be. Esas Chico o kirli. Bak bir kere benim ziyaretime geldi mi bulaşık? Yok. Siz süs bülbüllerim olacaksınız ha? Evet. Ablanız mı nişanlanıyor, siz mi nişanlanıyorsunuz? Anne, belki biz de aradan çıkarız. Saygısız. Benim zamanımda böyle konuşmalar terk-i edepten sayılırdı. Ablam, uçak çıktı, mertlik bozuldu. Bunlar bir değişti, böyle bir şeyler oldular bunlar. Sen orada daha padişah gibi otur. Gir bir banyoya, yıkan, insana benze diyorum, istifini bile bozmuyorsun. Ya ablam, biz kendi aramızda bir organizasyon yaptık, toplu halde hamama gideceğiz. Lütfen beni bireysel banyo yapmaya zorlama ya, rica ederim lütfen. Anne, Süha'yı da hamama götürseler güneş çarpması geçer mi acaba? Vah çocuğum, vah vah. Cengiz. Ablam. Evladım şu çocuğa güzel bir kese atın. Şöyle bol sabunla iyice yıkayıp akıtın. Vücudunun bütün zehri aksın gitsin yavrum. Oh, anne bakıyorum yavrucun falan oldu. Tabii. Artık her şey resmiyete döküldü. O da benim erkek evladım sayılır. Annem. Anneciğim ya erkek evladın hamamda ay çarparsa? Ay parçası olur. Ay Songül saçımı yaktın ya. Bakın ben normalde var ya bir daha asla sizin suratınıza bakmazdım. Ama bu atmış olduğum darbenin büyüklüğü. Annem nezaket adamı şehadeti. Ve böyle içimdeki ve vücudumdaki bütün organların dile gelip. İmdat! Yanıyorum. İçim çekiliyor. Gözlerim kararıyor diye feryadı nedeniyle. Böceğimle böyle süslemenize ve alakadar olmanıza müsaade ediyorum. Bak evladım, böyle bir günde böyle bir düşüncenin yeri mi canım? Bakın, sizden bir şey istirham ediyorum. Bir daha bana sakın evladım demeyin. Bana Süha deyin, paşa deyin, nişanlı deyin, iri yarı adam deyin ama sakın evladım demeyin. Tamam çocuğum, şimdi senin durumun bu durum değil. Bak, nişanlanacak adamın kafasında tek bir düşünce vardır. O da iki nişanlıyı birleştiren, iki yüzüğü birbirinden ayıran kordelanın bir an önce kesilip ayrılıkların sona erdirilmesi ve akabinde nikah sürecinin başlaması. Bakın, bana kırmızı arabalı genç değil, Nusrettin babanın damadı değil, mehparenin müstakbel nişanlısı değil, iri yarı adam değil, sakar adam değil, heyecanlı delikanlı değil ama sakın çocuğum da demeyin. Bu son ikazım, saygılar sunarım. Aa, ne yapıyorsunuz siz burada? Ne yapalım canım, böyle tatlı tatlı anlaşıp konuşuyoruz işte. Yahu gelin arabası değil bu, abartmayın. Abartalım anne. Böyle mümkünse kocaman kurdelalı murdelalı abartalım. Yani bu gelin arabası değilse de gelin arabası olmaya namzet mi gelin arabası? Evet evet, süsleyelim püsleyelim. Böyle kordelasını fiyongunu yapıştıralım. Tabii canım elimize alışsın, insan hali belli mi olur? Bakarsınız hiç beklenmedik ani gelişmeler olabilir. Değil mi nezaketen? Benden günah gitti. Ya ana oğul her şeyi yanlış anlamaya ne bulur diye misin ya? Bir dakika ya. Bak hacım. Mesajı almış ama 40 fırın ekmek yemen lazım. Benim gönlümü
Yeniden imar etmek için demek istemiş. Nasıl yani babacığım? Şimdi hamuru pişirmiş. Eğer pişirmemiş olsaydı o zaman hiç umut yok demekti. Ama ekmeği sana vermemiş. Nişanlanacak mutlu bir çifte vermiş. Yani mutluluk emek istiyor. Ekmek hak edinindir demek istemiş. Eyvallah babacığım. Kadere karşı boynumuz kıldan ince. Bir de sen söyledikten sonra. Babacığım, bir de yüz yüze konuşsam mı acaba? O gönlüyle konuşmuş ama çok istiyorsan bir de sen konuş. İstiyorum babacığım. O zaman arzular Şelale Celal. Şelalen gönlünce aksın. Eyvallah babacığım. Celal. Buyur babacığım. İrtibatı koparmayalım. Başımla babacığım. Hadi işiniz bittiyse çıkalım çocuklar. Vazifemizi yaptık. İnsanları ekmeksiz bırakmadık. Kutucuğum istersen biz çalışalım. Çalışacağım tabii ulan. Saksı gibi durmayacağım orada. Usta, üstbaş için babaanneme gitsen mesele çıkar mı? Allah normalde çıkar ama bugün çıkmaz. Ehbabının nişanını da olsa. Bugünleri de gösterdin ya. İşini bilmeyen çavuşlar döner içine avuçlar. Ana! Ana lan! Ana! Usta yapma ya! Usta Allah aşkına yapma, ne yapıyorsun ya? Hakikaten öyle abi. Şimdiye kadar ciğerimizin yarısını tükettik biz. Ya usta ne yapıyorsun? Biz bunları nişanına götüreceğiz. Biz eğlenmek için şişirmiyoruz ki. Usta ya! Akılsız başın cezasını çekmek lazım. Boşa nefes tüketinin nefesini. Abi biz bu balonu akşama kadar nasıl şişireceğiz ya? Sus lan Pican. Artık ustanın dilinden anlama. Lan manyak mısın? Ustansınız. He? Maksus mu yapıyorsun? Ulan tüketin içinde balon şişirdin. Hadi şişirdin, nasıl taşıyacaksın? Hadi taşıdın. Nasıl patlatmadan onu götüreceksin diyor. Değil mi çırak? Evladım emin misin ya? Hay dilime. Tamam, tamam. Yani paşam diyorum ki yanlış filan anlaşılmasın bu modern tellallık. Yok yok, hiç yanlış anlaşılmaz. Şimdi siz bağırmaya başlıyor musunuz? Yoksa ben bu böceğime böyle sert zikzaklar çizdirerek hayatınızı risk sınırlarının altına mı alayım? Ah minel aşk, nelere kadirsin ya Rabbi, ya Resulallah. Ah! Tamam, tamam anlaşıldı. Efendim, duyduğum duymadık değil mi? Bu akşam ezanları takibe, bu ülkemizin mümtaz simalarında hepimizin babası, Hüfret Efendi'nin mahkumesi, mehbari ve çoğumuzun bacısı, Sayın Nefakin Hanımefendi Hazretleri'nin mahdudu suhabi nişan merasimlerine bütün mahalle bile istisna davetleri yerlerimiz numarasızdır. Tek gelen beylerin aile tarafına oturmaması önemden rica olunur. Nasıl olur? Merhamımı anlatabildim mi? Oldu, çok güzel oldu da şimdi şu özür faslı var ya, ona geçelim. Yapma paşam, yapma yiğidim, gözünü seveyim. Koskoca adamı maskaraya çevirme ne olur. Devamı bekliyorum. Tamam, tamam, tamam. Canımdan kıymetli mi canım? Değerli sakinler, verdiğimiz geçici rahatsızlıktan ötürü hepinizden ayrı ayrı özür dilerim. Oldu mu? Ne olmadı? Ay Allah! Efendim, bazı çenesi düşükler benim çok kıymetli nezaketlerime saygısızlığımı dile getirmişlerdir. Bu tamamen iftira ve komple bir hayal mahsuludur.
Bu hayale sana kıyak verdiğim için bütün Kerimoğlu ailesinden ve sevenlerinden şahsım adına ayrı ayrı özür dilerim. Yeter evlat, Allah aşkına yeter. Vallahi mahvoldum, yeter su ha. Tamam tamam, şimdi işte şu arkadaki sokağa gidiyoruz. Abi açık hava iyi oldu. İçimize çekecek o şizeni buldum. Ha? Abi vallahi mantus yapmadım. Yani melalimi anlattım. Abi pican lalesi. Bak zaten canım burnumda. Benim bir daha elimin üstüne konuşma. Eğer elimin üstüne bir daha konuşursan senin nefesini havada keserim. Tamam abi konuşma. Üfle Korkut abi, üfle. Bana emir verme pican. Bana bir daha sakın emir verme pican. Beni delirtme pican. Asıl sen şişir pican. Lan bak zaman tutuyorum tamam mı? 30 saniyede bir bohon şişmezse seni bunlara seni bağlayıp uzaya yollarım seni pican. Of ulan, of be. Ulan bunun kolay bir formülü yok mu lan? Pof 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 pof. Ulan gemici olsak yelkenlere mi üfleyeceğiz lan? He? Hakikaten abi ha. Pilot olsak pervanelere mi üfleyeceğiz? Pican. Ali abi yolladı. Şişmemek lazım. Şişirmek lazım dedi. Al işte lan pican. Şişir. Ben gidip kendimi öldüreceğim. Dur abi. Nereye öldürüyorsun? Daha hamama gideceğiz. Şişir ulan! Bir gırtlak sanatkarına böyle hazırlop cümleler kurmak yani bilmiyorum. Bütün kalp ve hayal kırıklığına sevk ettiniz beni. Bir daha tekerrür etmesin. Duymayayım Ayşe Hanım. Ay ben gidiyorum artık. Ay herkese yetecek kadar yaptık zaten. Evet. Biraz yürüyeyim de şöyle kanım reveran etsin canım. Aa tabii tabii sen yürü. Ben bu varillere abilik yaparım. Ay Kirli Bey. Nişana kadar sabredin. Sakın içeyim demeyin ha. Sen beni hiç tanımamışsın ya. Ben emanete ihanet eder miyim? Nişanda görüşmek üzere. Muhakkak görüşelim. Kalabalıkta beni çıkaramazsanız kırıntıları takip edin beni bulursunuz. Of, hiç gitmeyecek sandım ben. Derya'nın içmekle eksilir mi ben? Ha? ne olur yani, limonlar beni zabıtaya mı şikayet eder? Hayır, şekerler bana dava mı açar? ya da su mahşerde benden dava açı mı olur ha? Limon bahçeleri açıldı be. Bileşik kaplar teorisi. Gidenin yerine yenisi gelir. ya ben de bu akıl, bu zeka, bu kavrama kapasitesi. Bu beyin beni bozmasın be. Bana bak Uşak. Sen bu hapları bana lüzumundan fazla mı veriyorsun acaba? Ha? Nedir? Her vakit elinde böyle bir torba hap. Saki gibi dolanıp duruyorsun. İstirham ederim hanımefendi. İçmediğinizi biliyorum. Lütfen. Sizin sıhhatiniz için bunlar. Aa,
İftiracı uşak. Nasıl içmiyormuşum? İşte bak, içiyorum. Hay Allah, yutuverdim. Şifa olsun hanımefendi. Bana bak uşak. Bu hap aklımda bir sadmeye sebep olursa tapular aşağıda sandığın içinde. Sandığın anahtarı kapının altında. Odanın anahtarı komodinin çekmecesinde. Komodin yatak odasında, yatak odasının anahtarı da mutfakta. Biliyorum hanımefendi, hepsini biliyorum. Sana bu malumatı sarsak torunum mu verdi? Nereden biliyorsun? Hayır efendim, siz söylediniz. Hoş geldiniz küçük bey. Taltiflerinden, sıfatlarından tenzil rütbe yaptığım zata ancak küçük diyebilirsiniz. Bey diyemezsiniz. Kalmaya gelmedim babaanne. Ehbabının nişanı için üst baş giymeye geldim. O zaman iş değişir. Uşak, siz ona refakat ediniz. Lüzumundan gayrı bir mendil bile almayacak. Buyurun. Boyayı diplerine iyice yedir ha. Böyle üstleri farklı, altları farklı kalmasın. Anneciğim, tadını çıkarır mısın? Bak kız nişanlıyorsun, bana bırak boyayı, pasteli. Aman ben tat çıkaracak kadın mıyım ha? Hep başkaları tadını çıkarır, ben canını çıkarırım. Ya ablam be. Acaba ben de mi saçımı boyatsam? Bu benim saçımdaki ak yuvarların sayısı çoğaldı bak, bak. Dayıcığım, ha. Kırmızıya mı boyatsak? Şöyle. Bir parmak daha boyayamam Sonur. İçim için parmak oldu. Saydım 40,5 parmak boyamışım. Ya ben karışmam sizin manipülasyonunuza, pedikülasyonunuza ya. Ne yaparsanız yapın ha. Ya dayı, aslında şöyle siyah beyaz zebra modeli boyasak yıkarsın vallahi. Zebra. Allah Allah. Ya. Bana bak, kafasına iş yok dayınızın. Ablam, lütfen sen bunlara süpürge sopası yapma bu acemi berberlerin elinde beni. Mehpare kızım, maşallah ne kadar güzel olmuşsun. Ay, çok teşekkür ederim babacığım. Kızım, bu ne güzellik. Çıldırdın mı bey? Ben mehpare miyim? Bilmem, öyle değil misin sen? Baba, mehpare benim, ben güzelleştim. Hay Allah, bak ay, anasına bak, kızını al. Tüh. Hayan Hanım, maşallah ne kadar gençleşmişsin. Karıştırdım. Tüh. Yani benimle maytap geçmesen olmaz değil mi? Hadi biraz da kardeşinle ilgilenin. Vallahi gel ilgilenin işte, gel ilgilen. Vallahi ben var ya, bu aile fertlerinin ilgisinden bulandım. Alış artık o bulanma ya. Çünkü sokağa çıktığın dakika atacaklar seni tımarhaneye. Aha deve. Ya, bak, güllabiciler köşe başlarında böyle susta durup ellerinde sopa bekliyorlarmış seni. Aha deve, Allah Allah. Enişte, aslında yani sen bunları onların eline verse, bunlar benden daha deli ya. Bunlar hiç öyle tıksınlar. Hay Allah ya. Ne yapacağız seni? Ay, ne yapsak acaba? Temsili kıyafet mi etsen ha? Ya enişte ben, ya girmediğim kılık kalmadı. Tanınırım. Tanınırım. Zürafa kılığına gir. O ne be? Bir hayvan. Ha, ama o zürafa hayvanı da çok yüksek. Enişte ben düşerim ondan ya. O zaman yapacak bir şey yok. Mecburen fare olacaksın. Allah Allah. Ya enişten ben o kadar hamam için organizasyon yaptık, bir şeyler yapacağız. Ben her şeyi hazırlanmıştım ben. Nereden bulayım şimdi fare kıyafetini? Hamama giden terler. Hadi bakalım. Ay, ne oldu bu adama? Nişan telaşından kafası mı döndü ne? Ettiğiyle kırdığının bir kelimesini bile anlamadım. Ay, ben de anlamadım anne. Peki ben her şeyi anladım da bu harbiden fare kıyafetini ben nereden bulacağım? Dayıcığım, sen mutfaktan bir koşu yakala kıyafetini. Sen yakalayamazsan ben kavalçalar yakalatırım dayıcığım. Demokrasilerde fare tükenmez. Aman be, ah, kafamı buruşturdunuz. Anne. E
etrafa reklam olmamak için buyur ettim size. Eksik olmadı canım. Yoksa hayatta almazdım. Biliyorum. Sizi fazlasıyla mahcup ettim. Sakın ola ki başka manalar çıkartmayın. Yok, çıkarmam. Ben mecalimi arz etmeye geldim. Başka türlü olmamalı zaten. Bu ekmeği paylaşmak bizim hakkımız değil miydi Necmi Hanım? Hak değirmende dağıtılıyor Celal Bey. Ne olacak şimdi? Hiç. Akşama nişan var, o olacak. Niye bu kadar katısınız? Mecbur. Neden? Taşa neden sertsin diye sorulmaz Celal Bey. Başka kelamınız yoksa sizi uğurlayayım mı? Reva mı şiddetin? Reva mı hasretin? Akşama nişanla görüşeceğiz nasıl olsa. Böyle mor sarf abesi gibi. Fırtınadan ürperir. Yolcuya yol gösterir. Trene selam verir. Bil bakalım nedir bu? Ne bileyim ben Babeko? Bilmeyecek ne var ulan taarruz keçisi? Senin gibi telefon direği. Saçım var diye ürperdin. Ustaya yol gösterdin. Sonunda ehline selam verdin. Sonunda muradın oldu, zamanı geldi. Kılı kırk yarmadan kırklardan olamazsın bulaşık. Geç bakalım kaptan köşküne. Babeko, sen usulünü biliyorsun ama üstlerden böyle azıcık alırsın. Yanlardan alma, enseyde istediğin gibi yap. Kes bunu. Bir tek kafası yerinde kalsın. Ne yapıyorsun Babeko? Emir telak. Yaptın beni Babeko. Yanki, yapmayasın. Bende Mecnun'dan Füzun aşıklık istidadı var. Aşıkı sadık menem. Mecnun'un ancak adı var. Neden varlığın hepsini tükettim ben? Su yatağı gibi oldum ha! Ulan deliceğim sen. Hayatın nehrin içinde geçer inşallah. Ulan ben zargana mıyım hayatım suyun içinde geçsin bulaşık? Bizim etrafımız dört yanımız kara parçasıyla, toprak parçasıyla çeviriyor öyle mi? Bahçe, coğrafyada en nefret ettiğim konular nehirler, göller, denizler, iç denizler, okyanuslar, yağmur ormanları, yağmur bulutları, bulutlar, kümülüsler, nimbüsler beni cinayete teşvik edecektir. Lan bulaşık bak, birazcık su. Aa döküyorum bak, oh mis gibi bak bak bak. Bir şey oldu mu? Olmadı. Al, sana da dökeyim. Hey. Biraz. Lan banyo sabunu musun? Eritin mi lan lavuk?
Öpeyim mi? Allah Allah, bu değil. Abi böyle komple sırtın sanki sivilce dökecek gibi. Patates tarlası gibi uç vermiş. Nasıl kaşınıyorlar dostum Pican? Yani sanki böyle bir kaşayla böyle bir kaşı alansam anca durulur. Tabi arıları vardır aslında. Ben ne bileyim abi, daha önce ara atrası görmedim ki. Sen bıdı kulağımın ne müdahale gibi bozuluyorsun. Ulan arıların hatırasını okuyacaksan git Beyazıt Kütüphanesi'ni orada oku. Zaten kapalı yerdeyiz, nefesim daralıyor. Aman be. Ya Celal abi. Abi senin yüzün hiç mi gülmeyecek be Celal abi? Abi bugün neşelenmeyeceksin, ne zaman neşeleneceksin be Celal abi? Korkunç oldu. Allah benim yaşımı siz gençlere versin. Bana bu saatten sonra huzur lazım. O da yalnız. Selamun Demokçu. Akşam bahçeyimiz sana. Hoş geldin Tuzlu Ruhi. Hoş bulduk. Bakıyorum hamamları akmışsın. Ne oldu, kirlendin mi acaba? Adetten canım. Ama ben oldu bitti hamamları çok severim. Tabii ama kendimi yıkamayı severim. Böyle başkasına ellettirdim mi böyle bir tuhaf oluyor. Kullanı veriyor. Sırtın nasıl yıkıyorsun o zaman be? Canım kirli yerim. Biricik yedim bir karası kalsın. Nazarlık. Efendim sene 59. Daha o zamanlar aya gidilmemiş. Evde ne şofe, ne termoslar, hakikaten hiçbir şey yok. Biz her pazar, her ayın ilk pazarı annenin evinden tuttuğum gibi doğru hamama götürülür. Bir de Rüya amca, o zaman kaç yaşındasın? 7 yıl önce okudum. İşte mektebe yeni bak başlamış ilk mektebe. Kırlar hamamına mı götürüyorsun? Böyle soğuk tavandan güneştik. Kalka kalka şöyle bir açtık. İçeriye bindirdim ki ne göreyim? Ne göreyim? Aman yarabbim ne göreyim? Ne? Et üstünde et. Göbek üstünde göbek. Birbirlerini sayıklarlar mı istersin? Saçlarını tarayanlar mı istersin? Birbirlerine ağır şakalar yapanlar mı istersin? Ne tip şakalar mı onlar? Ne tip şakalar olacak canım? Böyle birbirlerinin eş damarlarını çocuk kaçıyorlar. Ben de o çocuk halinde bir utanıverdim. Böyle bir kızanıverdim. İki büklüm oluverdim. Annem anladı, hemen yanıma geldi. Böyle alalım yanaklarını seni. Ulan sen yoksa erkek mi oldun? Git bakayım kocaman evlendi. Abdest al. Bakma demez mi? İşte geldik, gidiyoruz. Şer olsun Halim şehri. Ağzından yaralsın bey, durup dururken nereye gidiyoruz? Daha ben torunlarımı yıkayacağım. Bakıyorum, hiç vazgeçmiyorsun ha. Allah kuvvet verdikçe. Hanım sana bir sır vereyim mi? Ne sırrıymış o? Biliyor musun bir gün senden başka biri daha yıkayacak beni. Kimmiş o, gözünü oya. Oymazsın, oymazsın. O zaman gözlerin yaşlı olacak. Düşünüyorum biliyor musun? Sen bensiz yaşayabilir misin bilmiyorum ama ben sensiz yaşayamam. O zaman biz de beraber gideriz hanım. Torunlarımı yıkamadan şuradan şuraya gitme. Ulan amma sıkı pazarlıkçıymışsın be. 5 tane çocuk yetiştirdim. Benim de hakkım. Senin elinin ayarı yok ki. Aa. Yıkayacağım derken başlayacaksın sahipleri. Hiç de değil. Benim elim 14 ayar. Allah! Bizi birbirimizden ayırmasın. Çok güzel olmuş.
yerin içinde. Kapatsın ya. Bunu arıyorum. Allah, her günümüzü bayram ettin. Son günümüzü de bayram et. Sen bize haram lokma yedirmedin. Son günümüzü de yedirmedin. Bize ağzımızın tadını verdin. Evlatlarımızla mesul kıldın. Bize verdiklerini onların evlatlarına da ver. Verdiğini bilenlerden ettin. Allah sizi eksik etmesin kınalı kuzum. Kınalı kuzumuz gidiyor be. Gitsin ki gelsinler hanım. Maşallah maşallah. İki dram bir çekirdek oldu. Asıl annesine maşallah. Büyüttü, besledi, semirtti. Askere yolladı. Şimdi de baş göz ediyor. Düğünle birlikte tamamını erdirsin. Aşk olsun paşa. Ben o kadar kötü bir anne miyim? Beni bir an önce bırakıp gitmek istiyorsun. Sen benim hem anamsın, hem babamsın. Hem ablam, hem kardeşimsin. Sen benim her şeyimsin. Ya ben seni hiçbir yere bırakıp gider miyim ben? Şimdi bak şurada nişana kadar gideceğiz. Hemen ondan sonra mümkünse geri evimize geleceğiz. Git evladım, git. Git ki senin kadar güzel çocukların olsun. Amin anneciğim. Benim şimdi bütün çocuklarımın ismi Süha 1, Süha 2, Süha 3 olsun. Öbürleri de Mehpare 1, Mehpare 2, Mehpare 3 olabilir. Hiç mi nezaketin yok ha? Olmaz olur mu nezaketçiyim? Yedincisi ve sonuncusu da yıldızlı nezaket. Canım. Ya anne ya, benim niye hiç takatim yok? Ha, çocuğum ne oldu sana böyle? Yoksa o hain Ruhi'nin nazarı mı değdi ha? Anne, o Nuri'nin nazarı var ya, bir değdiyse çok fena yaparım ona. Neyse, hadi şimdi şu nişana kadar bir gidip gelelim de biraz dişimi sıkıp ondan sonra yorgan döşek yatacağım ha. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Elefendilerim çok olsun. Günaydın, hayırlı akşamlar. Hayırlı sonra benim bir kız kardeşim oldu. Erkek evladımı saymıyorum bile. Birbirinizi yiyordunuz anaç keklikler. Yüzüme yapıştırdığınız pastanın iştesi hala duruyor. Aa Nusret Bey, canım o da yemeğin tuzu biberi değil mi? Her şeyin ne azı ne fazlası kararı. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hadi Allah bozmasın, hadi. Hadi, hadi gidelim. Bir daha gözüm limonata görmek istemiyor. Damlası karabasan oluyor, gözüme damlıyor be. Ben size kaç kere tembih ettim. Siz
Ben bu adama bir öbür boyu tembih ettim. Sözümü geçiremedim, dinletemedim. İki günlük tanıştığı kadın mı tembihini tutturacak buna? Teessüf ederim ama. Ben de ederim. Yani beni o akışkanla baş başa bıraktınız. Akıttılar gırtlağımdan. Hay kuruğu da yok ki tutup çıkarasın. Lan kirli. Ha. Bu siyah var ya. Ha. Siyahı ben ta yer köylerden buldum, getirdim mahalleye. Bak şimdi el bebek gül bebek oldu, görüyorsun değil mi? Ha, sağ olsun eniştemle ablan her ne kadar bana demediğini bırakmasa da bir şekilde şimdi benim önümden konuşanlar bana karşı şimdi böyle ne oldu? Yekbirit haline geldi. Cengiz bırak bu küçük pastaları, ben yarattım ayaklarımı. Yani sokakta yürüyen böceğin bile tabiata bir faydası var. Değil ki senin olmasın. Oy. Ya bu pastayı ne zaman kesecekler bunlar be? Ha? Şişt, lan topla salyalarını bulaşık. Bu bak bu pasta. Bu pasta sütten pasta, yapmacık pasta lan. Sen yiyemezsin bir dakika. Ulan ümmeti Muhammed'in nefsiyle oynanır mı bak? Şuraya bak. Ay, darısı sizin de başınıza kardeşlerim. Yok lan Zahide abla. Ben o kadar balon bir daha şişireceğime hiç evlenmem daha iyi. Hem böyle iyi. Ulan pijan. Bütün balonları pompayla şişirip bir de burada havalara mı giriyorsun lan? Ha? Uçan balon. Balon deme ona Korkut. O benim kardeşim. Canım o. Ne yapıyorsun lan Zahide abla bundan insanın içerisinde? Bebelere balon mu oynuyor? Aa. Ne var? Kızlar beğenmez mi yoksa seni? Korkut, Korkut, bu senin küçük baldızını bir canıma mı alsak? Ha? Ne? Kim? Asla. Ben bu Allah'ın armuduyla hayatta bacanak olmam. Ben de onu söylüyorum abi. Ben de diyorum Korkut abi de asla bacanak olmam diye ama anlamıyor. Aa, aa. Bir de beni edilgen mi yapıyorsun lan pijan? Ha? Benle bacanak olmayacaksın ha? Seni gebertirim, seni gebertirim seni, seni gebertirim seni. Geçin yeğenim, geçin, geçin. Oturun yeğenim, oturun. Yalnız öyle masa altında içip de aileleri rahatsız etmeyin, tamam mı yeğenim? Dur be Ruhi. Burada bari insanları rahat bırak. Bırak gençler eğlensin. Canım, eğlensinler de sapıtmasınlar diyorum yani. Allah seni bildiği gibi yapsın. Öh be, darı kimi daralttın? Niye dar ettiniz için efendi? Anlayamadım ki şimdi. Evden çıkamamıştır kadın. Kim kadın? Necibe Hanım. Sabahtan beri gözlerin yollarda görüyorum. Ama bana bak. Kadın kısmı efendi. Ne bileyim ben. Tırnağımın şurası. Kirpiğimin burası. Filemin altı, pilemin üstü. Saçımın kurdelası derken. İşte bilirsin çıkamazlar onlar evden. Esruhi. Daraltmayayım çapını. Hakikaten Celal abi, günden güne eriyorsun baba. Sorma be Naim'im. Odunun kaderi bu. Yanmak ve kül olmak. Ben gideyim şuradan bir bardak limonata daha kapayım. Bu gençler içine ne damlatıyorlarsa, ne kimyaysa o. Böyle insanın ağzında güzel bir rahiya bırakıyor canım. İnsanın kanını kaynatıyor. Geliyorum. Öh be. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Nasılsın evladım? Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? İç güvesinden tanrıca. Hanım kızım kardeşim mi? Olur mu canım? Ben onun annesiyim. O... Kaç senelik şelale. Maşallah. Vallahi Niagara şelalesi yanınızda sönüp kalır yani. Bu yaşta, bu güzellikte bu kadar çocuk yetiştirmişsiniz. Vallahi tebrik ederim. İzmir'den mi? Evet, tam göbeğinden. Tam. Vallahi Şelale Hanım, şu İzmir'e en kızdığım şey diyorlar ki... ...yavru İzmir diyorlar ya, çok içerliyorum. Halbuki sizin gibi güzel insanlar yetiştirmiş... ...dört dörtlük Müslüman bir şehir canım. Böyle Kalipso kralı gibi geldi geçti. Ay, öyle heyecanlı ki Sıra. Bu kadar kalabalık bizim için geldi.
Bari ben de böyle bir hem yerimde duramıyorum hem de böyle bir yerime yoruyorum ya. Ne oldu bana ya? Benimle nişanlanıyorsun ya, ondan kolay. Evet rehberim. İkimiz de bir boydayız. Biz nişanlıyız. Hanımefendi, hanımefendi haplarınızı almayı unutmayın lütfen. Ay uşak, ver, ver. Senin gözünün önünde alayım da sonra benim beynimin etini yeme. Hadi babaanneciğim, geç kalıyorum. Ya sarsak torun dur. Beni kolumdan itekleyip nerelere götürüyorsun öyle? Nereye geç kalıyoruz? Ehbabının nişanı var ya babaanne ya. Evladım, İstanbul'un yarısı benim ehbabım. Kimlerin nişanıymış bu? Sen iyice rotayı şaşırdın babaanne. Hadi ne olur ya. Jesus, bırak senin diline mi düşeyim? Oy 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 oy. Alemin kralı geliyor be. Hoş geldiniz. Selamün aleyküm ablalarım. Ne anlatacaksınız bize Cevdet amca? Estağfurullah. Haddimize mi anlatma değil dinlemeye geldik büyüklerimizin yanında. O saçlar ne Tarif abi? Kızım saç mı kalmış? Gördün mü babeko yaptın? Herkes görüyor. İyi de aga durdun durdun nişan günü yaptın adamı çıra gibi ya. Çok yakıştı. Yakışıksız bir iş yapmamak lazım. Babacığım, Allah tamamını erdirsin. Anneciğim, ablacığım, kardeşlerim, bütün günleriniz hep böyle mutlu olsun. Amin. Sağ olun. Sağ olun da Herodot Bey. Güzelce bir hikaye, bir hanımlara anlatırsınız artık herhalde ha? Baba emir verirse ben de telakki ederim. Dilimizin kilidi de onda, anahtarı da onda. Ayol herkes geldi, bir Necibe yok. Ay bu kadar da hazırlanılmaz ki canım. Aa. Siz bu nişan için bu kadar hazırlandınız. O da sizin familyadan değil mi? Duvarların dili olsa da çektiklerimi bir bir anlatsam. Sizinle çok derdimi paylaştım. Hakkınızı helal edin duvarlar. Bizim işimiz bitti gibi abla. Ne yapalım? Kesmeye geldi. Keseyim mi? Güzel, güzel. Hadi bakalım. Allah mutlu etsin. Hacım hayırlı. Efendim. Efendim. Necim işte bari. Hadi bakalım. Hadi. Hayırlı uğurlu. Hadi damat bey. Hadi bakalım gelin. Gel bakalım damat bey. Bir dakika güzel kardeşlerim. Çakı bıçağından sakatlık çıkar. Düzgün kesilsin ki düzgün yürüsün.
içine kirlik mi? Feridun Cevdet amca, bizim şerefimize ne anlatacaksın bu gece? Lütfen aşk hikayesi olsun. Baba destur verirse bir şeyler anlatırız. Hadi bakalım evladım. Bir döndüğün kadar bir şeyler anlat bize. Estağfurullah babacığım. Nişan milletinin insanları, toplanın bakayım yamacıma. Size yeryüzü dünyasının en büyük aşk hikayelerinden birini, Romeo ve güzeller güzeli Juliet'in ağır dabrili hikayesini anlatacağım. Toplanın yamacıma, toplanın. Evladım, yolun üzerindeki bir çiviyi de göremiyor musunuz? Sanki hususi gittiniz, üzerinden geçtiniz. Ya geç kaldık ya. Sarsak torun, geç kaldık, geç kaldık. Ne yapayım yani? Sırtıma mı alayım vasıtayı? Ya hadi çabuk olun, alt tarafı bir lastik ya. Az kaldı küçük bey, epijonları sıkıyoruz. İşine bak Boru, görüyoruz. Allah Allah. Kafamın içinde böyle görüntüler, işaretler çakıp çakıp kaçıyorlar. Sanki bütün mazim bir film şeridi olmuş, gözlerimden akıp duruyor. Babaanne sakın öleyim öleyim deme ha. Aman sarsak torun, affetmişsin sen onu. Ben daha birinci dalyayı yapmadım. Hazırız efendim. Ha. Juliet. O zamana kadar çizme yarımadasının gördüğü en güzel yaratık. Ne Roma döneminde, ne Romus Romulus döneminde soylular yahut da soysuzlar arasında böyle bir güzellik görülmedi. Saçları belinde, kordelası elinde, 90-60-90 ölçülerinde bal dudaklı, kiraz yanaklı, ahu bakışlı bir Afet-i Ceylan. Doğan aya doğdum diyen, doğmamış güneşe el sallayan Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton gibi güneş sisteminin bütün gezegenlerini tek hizaya çeken, yüzüne bakmaya doyamayacağım cirlop gibi bir manita. Romeo ise erkek güzeli, heykelden bozma bir delikanlı. Boyu boyunda, posu posunda, vücudu adeta bir Ahmet Enünlü'nün vücudu gibi geometrinin en üçgen şeklini almış. Saçları buğday tarlası, gözleri sümbül bahçesi, dişleri mercan kayası gibi yaldır yaldır yanan, neredeyse bir Türk gibi civan mert olacak donanıma sahip, yüzüne bakma yıllar sonra doyabileceğin en güzel Küheylan gibi bir asilzade, bir Afet-i Civan. Bu iki güzellik abidesi bir araya geldiğinde Pizza Kulesi önlerinde saygıyla eğilmiş ve yıllar yılı hep öyle eğik kalmıştır. Aman sabahlar olmasın. Heyhat, kader ağlarını örmekte, oltalar birbirine açılmamacasına dolaşmaktadır. Talih bu iki gencin istikbali üzerinde en korkunç gemici düğümlerini atmıştır. Neden mi? Birbirlerine deliler gibi aşık olan Romeo ve Juliet, birbirleriyle ömür boyu düşman iki feodal asilzade ailenin çocuklarıydı. İyiyim böyle asilzadeli. Efendim, sen Milan'ı tutuyorsun, ben Inter'i tutuyorum diye tıraştan koftiden bir holiganlık yüzünden birbirleriyle kanlı bıçaklı olmuşlar. Bu sebepten dolayıdır ki iki aşık gizli gizli buluşup hasret giderirlermiş. Kimi zaman gondollerin içerisinde, kimi zaman Venedik dehlizlerinde, kimi zaman Roma tren garında, kimi zaman Kont Barnebu stadının soyunma odası koridorlarında. Kardeşlerim, mecburiyet onları yer altına itmiş. Oysa onlar da isterdi ki göğüslerini gere gere aşklarını yaşasınlar. Dolmabahçe'de dürüm kıvırsınlar, Anadolu Hisarı'nda kos helvası yesinler, Emirgan'da çay içsinler, Yıldız Parkı'nda leylak toplasınlar. Aşk mı? Aşikare yaşanırsa büyüyen, yeşeren, dünyayı pembeleştiren bir nesne. Öyle ki aşıklar toprak üstüne çıktığında çiçekler tomurcuklarını patır patır patlatıp
deniz dalgalarıyla el sallar, yunuslar mutluluk çığlığı atar da cırcır böcekleri sabaha kadar bu aşkın bestesini rapsodi yapar. Allah! Ah be kardeşlerim, güzel ablalarım. İnsanların ağzı torba değil ki müzesin. Juliet'in abisi hayırsız Alexander'ın kulağına hadise üflenince öfkeden çılgına dönmüş. Beline çakar almasını taktığı gibi mahallede Romeo'nun yolunu çevirmiş. Gel ulan pizza kulesinin arkasına, seni bir eğretip doğrultayım da dünyanın kaç bucak olduğunu gör demiş. Çakar almasını çıkarmış, horozunu çekmiş, tam tetiğe basacakken Romeo can havliyle üstüne atlamış, alt alta üst üste gavur hangisi dayım hangisi pozisyonu yaşanırken bir el silah sesi duyulmuş. Juliet sarayda her şeyden bir haber, Romeo'sunun hayaline rötuş yaparken kara haber gelmiş. Abin öldü. Romeo denilen aşağılık serseri abini vurdu. Bir daha asla bu odadan dışarı çıkmayacaksın ve Romeo denilen o katile burun ucuyla dahi bakmayacaksın. Bu esnada akabinde ve detayında Romeo polis arabalarını ekip ekiplerden kurtulduktan sonra gizlice Juliet'in sarayına sızmış. Maksadı hadisenin eğrisini doğrusunu anlatıp sevdiğini koluna takıp dağlara kaçmak ve aşklarını ebediyen yaşamakmış. Bu arada acılı Juliet odasında Romeo böyle bir şey yapmamıştır. İzin verseydiniz abim onun kayınbiraderi olacaktı. Beni Romeo'ya vermezseniz kendi kendime intihar ederim deyip avucuna aldığı bonbon şekerlerini yarım bardak gazozla yutmuş ve kendine mahsusçuktan ölü süsü vermiştir. Maksat gayesi ailesinin gözünü korkutmaktır. Oh, oh. Bu arada sarmaşıklara tutunarak hışır hışır Juliet'in odasına çıkan Romeo gördüğü manzara karşısında şok olmuş ve ben Juliet'siz yaşayamam deyip anında belinden sıyırdığı halis mulis bursa işi çifte su verilmiş bıçağı kendi elleriyle kendine saplayarak terki diyar etmiştir. Sahte ilaçların tesiri geçince gözünü açan Juliet Romeo'yu öyle başucunda kanlar içerisinde yatarken görünce öyle bir çığlık atmış ki bir anda akasyalar çiçeklerini dökmüş. Güneş bulutların arkasına kaçmış. Ay kendisini içkiye vermiş. Denizler suyunu çekmiş. Juliet, sen bu dünyada yoksan ben de yokum. Çünkü hayat müşterektir. Üzülme sen meleğim. Gün olur kavuşuruz. Ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz diye bir şişe baldıran zehirini bir dikişte içmiş ve sevdiğiyle apaçilerin yeşil çayırlar olarak adlandırdıkları bölgede el ele buluşmuşlar. Necibe. İyi de aga, insan bir aşık olunca böyle hayatına son verir mi? Bana ne soruyorsun lan kıl bulaşığı? Ehli burada. Babaya sorsana. Aşık olan kişiler deli olagan olur. Aşk nedir bilmeyenler ona gülegan olur. Gülme sakın sen ona, iyi değildir sana. Kişi neye gülerse başa gelegan olur. Baba. Büyüksün. Büyüksün baba. Sabuncuzade ile birlikte denize açılan Sabuncuzade'den bir haftadır haber alamıyorum. Sabuncuzade'lerin çıkan fırtınada alabora olan teknelerinden kurtulup kurtulamadığı anlaşılamadı. Ünlü iş adamı ve küçük oğlunu arama çalışmaları sahil güvenlik komutanı ve balıkçılar tarafından sürdürülüyor. Ah Sadun'um, evladımızı yanına almasaydın bari. Bir şey mi oldu babaanne? Yok yok, bir şey olmadı. Daha çok mu var? Az kaldı. Thank you.
kadar elem yeter. Biraz da eğlenelim. Orkestra, twist çal. İyi. Abi de simidi, temiz, temiz. Lap 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 temiz, temiz. Abi de simidi, temiz, temiz. Lap 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 temiz, temiz. Herkes temiz hayranı. Yapar bacak bayramı. Taksim'de var bir durak. Durakta bir Cadillac. Cadillac'ta bir manyak. Deviz yapa bir dalgana bak. Deviz de gel. Oh, oh, deviz de gel. Abidik zividik deviz. Deviz. Efendi dur. Yahu bu senin yaptığın salsa. Ben sana şimdi twist nasıl yapılırmış bir oynayın da görüver. Çalın muhteremler. Herkes var twisti. Dolar salonun pisti. Fazla sallanma memo. Patlattın apandisti. Abi diki koy diki twist. Twist. Yap da balama twist. Nezaket abi. Elim işiniz lütfen. Buyurun. Bay bay yandım bıçaklar. Çıkar güzel bacaklar. Bu yüzden değil mi değil? Söner bütün ocaklar. Abi diki koy diki twist. Twist. Yap da. Oğlum!